Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımın yolunu tekrar geri bulmanıza gerçekten çok sevindim. Bugün başlıktan da okuyabildiğiniz üzere şu dore diplerden kurtulmaya çalışacağım. Bunun için Almanya'da bulunan DM mağazası marketinden bu boyayı aldım. 10.8. Bu böyle bir gri olduğunu söylüyor. Bilmiyorum ne kadar gri olur ama ne olur ne olmaz. Yanımda da Lily Fix'in bu 0.01 var. En kötü ihtimal onunla biraz karıştırırım diye düşünüyorum. Beni Instagram'dan takip edenler biliyorlar zaten ama görüp şaşırmış da olabilirsin. Saçlarımı kestim. Bayağı bir kestim bu uzamış hali. Omuz üstü kesmiştim. Böyle bu kadar ve şu kadarı uzadı 5 ayda. Hızlı uzadı ben. Öyle hissediyorum. Şimdi tam en gıcık olan boyda. Şu geçiş boyu. Yani şunu biraz geçtikten sonrası okey ama bu gerçekten... Şimdi saçıma önceden iyice bir bakım yaptım. Şunu sıktım. Bu saçı ışıltılı ipeksi yapıyor. Ve gerçekten çok yumuşatıyor bunu. Hem çok uygun fiyatlı, eğer yurt dışındaysanız buna mutlaka bakın. Hem uygun fiyatlı, hem ısıya karşı koruyucu, hem de gerçekten saçları ipek gibi yapıyor. Onun dışında yeni keşfim Coconut Anti-Breakage Serum. OGX'in bu bir serum ama yağ bazlı bir serum. Ve saçların kopan bağlarını toparlıyor. Saçların kopmasını engelliyor. Gerçekten çok iyi bir ürün. Çok az kullanmanız lazım. Aksi takdirde saçları ağırlaştırıp biraz yağlandırıyor. Özür dilerim. Gerçekten konuşmakta da zorluk çekiyorum. Çünkü bayağıdır böyle akıcı bir şekilde video çekmiyorum. Genelde kısa kısa videolar çekiyorum. Saç boyama videolarına devam ediyorum bu arada. Nerede bilirsin? TikTok'tan izleyebilirsin. TikTok adımı buraya yazıyorum ve bilgi kutusundan mutlaka ekliyorum. TikTok'tan takip edebilirsin çünkü daha kolay oluyor. Daha hızlı içerik oluşturabiliyorsun. Oradan saçlarıma denediğim şeyleri paylaşıyorum. Yeni boya aldıysam, yapıyorsam onu paylaşıyorum vesaire. Şimdi bunu bir açalım. ml oksidan, 50 ml de boya var. Ve de eldiven. Şimdi ben önce şu dipleri yapacağım. Sonra ihtiyaca göre belki buralara paket atarız. Şuralara. Ben yine ne olur ne olmaz ceviz kadar bir 0.1 ekleyeceğim. Yeşil olma ihtimali çok yüksek ama çok çabuk akıyor zaten. Buralarda mor şampuanım bitmiş. Haliyle bayağı çiğ şu an saçlarım. Bundan geldi vallahi. Başka bir taktik deneyecektim. Şuradan kesip üfleyince blok diye bütün içeriği çıkıyor. Onu deneyecektim ama yine bildiğim, ezbere bildiğim şekilde yaptım. Evet. Ne yapalım, ne yapalım? Şurada. 0.01. Bunu mutlaka alın, evinizde bulundurun. Herkesin Igora'ya alacak kadar parası yok. Igora'ya o parayı vermeye kıyamıyor olabilirsin. Bunu alabilirsin. 0.01 ya da 0.02. Alabilirsin. Bende her ikisi var. İhtiyaca göre ya onu ya onu ekliyorum her boyama. Küllülüğü arttırıyoruz. Olay bu. Ben ne kadar koyacağım? Bu kadar. Gerçekten de bir ceviz kadar falan koydum yani. Ellerime bulaştı. Ne kullanalım? Göz kararı bunu kullanacağım. Bende 9'luk var. Şimdi.
Evet, nasıl oldu, saçımı nasıl kestim, nasıl uzattım, bunlardan da bahsedeyim biraz. Tüm suçlusu Hailey Bieber bence. Onda ne gördüysem küçük çocuk gibi etkileniyorum. Ona yakışınca bana da yakışır diye düşündüm ama öyle her şey hayalinizde olduğu gibi olmuyor. Neyse, zaten kışın kestirdim, yani Ocak sonuna doğru falan kestirdim. Kışı o şekilde geçirdim. Şu anda iyi bir boyda. Ama şunu söylemem lazım. Saçlarımı bir anda o kadar fazla kestirmemin saçlarıma çok büyük etkisi oldu. Şu an belki görüyorsunuzdur. Uçları bile gür. Ve bunun sebebi tamamen saçımı ihtiyacından fazlasının bir tık, yani bir tık daha fazla kestim. Yani daha uzun, ya yani şu boyda kestirebilirdim saçımı. Ama ben direkt şu kadar kestim. Durdurulmazsam galiba çene altı falan kesecektim. İyi ki öyle şeyler yapmadım. O esnada da zaten çalışıyordum. Çiçekçide çalışıyordum. Öyle süslenmemi gerektirecek bir yerde çalışmıyordum. Hiç ısı falan da uygulamadım saçıma. Bayağı güzel dinlenip arınabildiği, toparlanabildiği bir süreç oldu. Karantina gibi bir şey. Bu arada bu bayağı güzel karıştı. Şimdi. Almanya'da hayat nasıl gidiyor? Bundan da bahsedeceğim. Bu arada bugün Türkiye'lerde. Konuşamıyorum ya. Bugün Türkiye'de ikinci tur seçimler var. Gerçekten çok çok ama çok heyecanlıyım. Sonuç aşağı yukarı belli olsa da umuyorum ki en iyisi olur. Heyecanla akşamı bekliyorum. O yüzden bu birkaç saati bu şekilde değerlendireyim dedim. En azından zaman geçer. Ha? Şimdi laleten yapacağım vallahi. Hiç uğraşacak şeyim yok. Enerjim yok. Önce burayı bir toplayalım. Önce ön kısmı yapacağım çünkü ilk görünen orası. Bu arada yeni bir işe başlayacağım. Çok stresliyim aslında. Bir yandan da kedi köpek ile alakalı bir eğitim alıyorum. Şöyle naturopati galiba Türkçesi, ya da naturopat olacağım, öyle diyelim. Kedi köpek doğal tedavi yöntemlerini öğreniyorum. Doğal beslenme yöntemlerini öğreniyorum. Aromaterapi, homeopati, başka masaj, reiki, hayvanlarda reiki falan. Bunları öğreniyorum. Bunlardan içerik oluşturduğum bir Instagram hesabım ve TikTok hesabım da var. Eğer kediniz, köpeğiniz varsa her şeyi ilaçla çözebileceğiniz algınızı ben yıkmaya geliyorum. Mutlaka hesabımı takip edin. Çok fazla inanmasanız bile doğal tedavi yöntemlerine, mutlaka illaki evde kedisi köpeği olan birine faydalı bir bilgi olacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca niye inanmıyorsunuz ya doğal tedavi yöntemlerine? Yani ezelden beri var olan bir şey, neden hayvanlar için de olmasın? Biz ne kadar iyi beslenmeye, işte güzel yaşamaya gayret ediyorsak, bu bizim sağlığımızı arttırıyorsa, hayvanlarda da bu böyle. O yüzden mutlaka takip edin. Eğer kediniz, köpeğiniz varsa ya da kedisi köpeği olan birini tanıyorsanız gönderebilirsiniz. Takip ederse çok mutlu olurum. Biraz da faydalı içerikler üretmek lazım yani. Her şey saç değil. Ama özlemişim ya. Özlemişim. Çok merak ediyorum. Beni ilk zamandan beri takip eden kim kaldı burada? Çok ama çok merak ediyorum. Galiba o zamandan kalma büyüyemeyen tek YouTuber olabilirim. Çünkü ben çok istikrarlı olmadım. Ben çok hırslı olmadım. Ha, karşıma
fırsatlar çıktı. İnsanlarla tanışma fırsatım da oldu ama benim yaşam tarzıma, duruşuma asla uygun bir hayat değil. O yollardan da geçmek istemedim. Belki de o yüzden olmadı. Gerçi hiç o yollara girmeden de yıldızı parlayanlar oldu ama ben o şanslılardan değilim. Bu şekilde boyuyorum. Bu arada yeni bir Pantene'nin yeni bir saç şampuan krem serisini keşfettim. İçeriği çok iyi. Onu deniyorum. Yakında zaten faydasını gördüğüm saç ürünlerini anlattığım, gösterdiğim bir video çekeceğim. Evet, diplerime uyguladım. Hemen de etki etmeye başladı. Sanırım bir 10-15 dakika bekleteceğim sadece. Ve yıkayacağım. Böyle ne kadar koyu gözüküyordu ama bayağı da gözlerimi yaşardı. Boyadım. Kuruttum. Efendime söyleyeyim. Düzleştirdim. Sırf sizin için. Normalde düzleştirmiyorum hiç. Isı uygulamıyorum ama iyice görünsün istedim. Bu renk nedir? Şaka mı dur? Bu renk şaka mı dur? Gerçekten ne diyorlar buna ya? Rus kumral? Böyle bir renk oldu. Kuaföre gitsen yapamaz. Benim şımarıklık seviyem peki? Çok güzel oldu. Bayağı iyi oldu ama şöyle bir sıkıntı var ki küllü gerçekten çok tatlı bir renk oldu. Bir dakika sizi koyacağım ki kapanışı da yapabilelim. Sen de mi gelsen? Gel. Gel. Zuzu da size merhaba demek istiyor. Hı? Sen beğendin mi annenin saçını? Beğenmişsin. Tamam. Bu arada artık bir sultan papağanımız var. Onun sesi geliyordur. Aslında ilk defa bir boyayı bu kadar fazla sevip bu kadar beğendim. Mutlaka alın. 10.8 alıyorsunuz. İçerisine eğer saçınız çok dore ise tabii, eğer benimki kadar dore değilse yeter ama çok dore ise içine bir de 0.01 koyabilirsiniz. Bir ceviz büyüklüğünde. %9'luk oksidan kullandım. Saçımda tam 13-14 dakika beklettim. Banyodayken biraz uçlarına da böyle yedirdim. Bu şekilde oldu. Güzel, doğal bir dip oldu bence. Paket atmayı düşünüyordum ama mesafe gerçekten çok az. Dediğim gibi mesafe çok az olduğu için paket atamıyorum. Ama birkaç aya paket atarım diye düşünüyorum. Onu da yaptığım zaman paylaşırım. Çünkü bence ilgi çeker diye düşünüyorum. Onun dışında mutlaka TikTok ve Instagram'dan takip edin. Özellikle TikTok'ta gerçekten artık aktifim ve böyle saç, makyaj gibi şeyleri orada paylaşıyorum. Gelirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Ayrıca tekrar bahsetmek istiyorum ki How Libre diye bir sayfa açtım. Instagram'da ve TikTok'ta doğal yöntemlerle hayvanlarımızı nasıl tedavi edebiliriz? Sağlıklarına nasıl katkıda bulunabiliriz? Bunları anlatıyorum. Ayrıca tarifler veriyorum. Mutlaka bir göz atın derim. Sizleri çok seviyorum. Biraz aslında Almanya'daki yaşamımdan bahsetmek istiyordum. Burada başıma bir sürü şey geldi çünkü. Ama fırsat olmadı, imkanım olmadı. Vakit ayarlayamadım. Başka bir videoda ondan da bahsederim. Sizleri çok ama çok özlemişim. Siz de beni özlediyseniz aktif olmanız, bu videoya güzel bir geri dönüş sağlamanız gerekiyor. Bu da size düşen görev. Benim görevim size bunları nasıl yaptığımı göstermekse, sizin göreviniz de
bu olsun. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda umarım tekrar görüşürüz. Artık benden zaten hep daha fazla saç içeriye çekmem isteniliyordu. Artık buna yoğunlaşacağım. Yapacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye. Bu ne şimdi? Bu ne şimdi? Anneciğim bırakır mısın? Bir ablalarınla konuşayım.